İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van ve Aydın kentlerinde deprem. 44 Ermeni esir Ermenistan Cumhuriyeti'ne döndü. Artsakh'a kargo taşımacılığı ve teslimat düzenli olarak gerçekleşiyor. Eski Şenköy'ü Azerbaycanlılar tarafından kuşatılmaya devam ediyor. Kilika Avrupa'nın en büyük çöplüğü haline geldi. Asırlık Ermeni Grafiği adlı sergide Ermeni sanatçıların 400 orijinal eseri sunuldu. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde şiddetli deprem meydana geldi. Yerin sadece 5 kilometre altında meydana gelen deprem kente paniğe neden oldu. Merkez üssü Tuşba ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Sabah saatlerinde Aydın'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan esir takası sürecinin ayrıntılarını sundu. Armenpress'in haberine göre Avinyan, kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında 14 Aralık'ta Rus barış güçlerinin arabuluculuğuyla esir takası sürecinin gerçekleştiğini belirtti. Resmi olarak teyit edilmiş yurttaşlarımızdan 44'ü Azerbaycan'dan Ermenistan'a getirildi. Avinyan, bu aşamada Azerbaycan ve Kızılhaç tarafından teyit edilen Ermeni tutsaklar geri gönderiliyor. Kayıp ve olası esir düşen diğer yurttaşlarımızın arama ve geri dönüşünü organize etme süreci yoğun bir şekilde devam ediyor derken, iade edilen esirlerle ilgili ek bilgilerin daha sonra aktarılacağını ifade etti. Artsakh'ın Ekonomi ve Üretim Altyapısı Bakanı Armen Tovmasyan, Armenpress ile yaptığı görüşmede Artsakh'ta ticaret ve hizmet işlerinin normalleşmeye başladığını bildirdi ve şu anda Stepanakert ve bölgelerinde çok sayıda dükkanların açık olduğunu sözlerine ekledi. Tovmasyan'a göre savaş nedeniyle iş sektörünün uğradığı zararın boyutu henüz belli değil. Tovmasyan yaptığı açıklamada, bundan önce sektörün işini eski haline getirmek için gerekli altyapılarının restore edilmesi gerekiyor. Bir sonraki aşamada hasarın boyutu değerlendirilecek. Araştırma sonuçlarına göre şimdilik mağazalarda ürün sıkıntısı yok, dedi. Artsakh'ın eski Şenköy'ü Azerbaycanlılar tarafından kuşatılmaya devam ediyor. Dünden beri tek bir şey değişti. Bizimle aynı yerde Rus barış güçlerinin köyde devreye gezmesi. TRT'ye bunu bugün Şuşi bölgesinin Hinşen köyü muhtarı Samvel Sarkisyan aktardı. Rus medya kuruluşu Vargonzo'ya göre köy kuşatmadan kurtuldu. Ancak Sarkisyan bunu yalanladı. Sarkisyan köyde hakim olan durumdan bahsederek şunları aktardı. Mahalle sakinleri tahliye edilmedi. Yol kapalı ve mahalle sakinleri köyü terk etmek istemiyorlar. Nereye gitsin, niçin terk etsinler? Biz savunuyoruz, savunacağız. Ermeni ordumuz burada, gönüllülerimiz burada. Onlara şükredelim. 9 Kasım'da imzalanan anlaşmada teslim edilecek topraklar arasında Eski Şenköy'ü yer almıyordu ve Rus barış güçlerinin haritasına göre köy başlangıçta beri Rus kontrolü altındaki bölge olarak işaretlenmişti. Avrupa'nın her yerinden gelen plastik atıklar Kilika'da birikerek ciddi bir çevresel sorun oluşturuyor. Bu çöp yığınları Çin'in kapılarını kapatmasından sonraki 2 yılda Kilika'da çoğaldı. Geçen yıl Kilika Avrupa'dan gelen atıkların genel deposu haline geldi. Ama ne pahasına. Birleşik Krallık, Fransa, İtalya veya Hollanda'dan gönderilen çöpler, Adana ilinin Çukurova ve Ceyhan ilçelerindeki çukurlarda, nehirlerde ve yol kenarlarında toplanmaktadır. Geri dönüştürülmesi gereken bu atıklar bazı yanarak çevre sorunlarına neden oluyor. Birçok aktivist, Avrupa'daki atık miktarı arttıkça bu sorunların daha da kötüleşeceğinden korkuyor. Geçen yıl Türkiye 2018'de 33 bin tondan fazla olmak üzere yaklaşık 48.500 ton atık ithal etti. Greenpeace adlı sivil toplum kuruluşunun Türkiye şubesi için sorun bu atıkların yönetimi üzerinde şeffaflık ve kontrol olmamasıdır. Çevre savunucuları ve avukatlar şu anda koronavirüs salgını sırasında kullanılan büyük miktarda maske, eldiven ve diğer koruyucu nesnelerin kütlesel akışından endişe duyuyor. 1920 yılında Sevr Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Fransız yetkisi altında bulunan Ermeni Kilikya'yı uluslararası hukuka rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 99 yıllık Angora Antlaşması'nı imzalayarak Mustafa Kemal'e teslim etti.
Kilikya Ermenileri Mustafa Kemal'in emriyle silahlı teröristler tarafından katledildi ve Suriye ile Lübnan'a sürüldü. Gümrü'deki Stil adlı grafik müzesinde açılan Asırlık Ermeni Grafikleri adlı sergi çerçevesinden son yüzyılın 150'den fazla Ermeni klasik ve çağdaş sanatçının 400 eserleri sergilendi. Armenpress'in bildirdiğine göre sergi Ermeni güzel sanatlarının nesiller arası sürekliliğini ve bağlantısını ifade ettiği ve Ermeni grafik okulunu tamamladığı için benzersizdir. Sergide Ermenistan Cumhuriyeti'nden katılan sanatçıların yanı sıra yaklaşık 15 ülkeden Ermeni sanatçı da yer alıyor. Sergi Ermenistan Cumhuriyeti Milli Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlendi ve 1 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek. Sanatseverler Stil adlı grafik müzesinin Facebook sayfasını takip ederek sergiyi online olarak izleyebilir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluk tarafından seslendirilen ve 19. yüzyıl sonunda Batı Ermenistanlıların durumunu anlatan Toglin'in Azad adlı eserleri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.